Kendi gençliğimi hatırlıyorum şimdi bunları konuşurken. Biz hep vatan, millet meselelerini görüşürken fakülte yıllarından itibaren şu Amerika olmasa, Batı olmasa filan derdik. Milli manevi değerleri savunan vatansever bir gençlik olarak bunu hep söylerdik. Hep kendimizin dışında bahaneler aradık. Sonra bakıyorum, şimdi özellikle böyle olayların, Kuzey Irak Harekatı gibi olduğu dönemlerde özellikle politikacılar medya aracılığıyla dışarıya bahane bulma konusunda çok emsalsizler. Mesela işte Almanya'ya karşı bir kampanya. Biz de katıldık. O ayrı mesele ama bu işin sadece geçici tarafıdır, pansuman tarafıdır. Erbakan Hocam kulakları çınlasın, pansuman tedbirleri yapmış oluyoruz ve kendi kamuoyumuzu bir bakıma tatmin etmiş oluyoruz. Batı tek parçadır, çok parçadır, kötüdür, iyidir tartışmalarına girmek istemiyorum. Ama bir şey var, son bir makale okudum Profesör Yardımcı Doçent Kemal Çiçek'in. Orada İslam'la Avrupa'nın münasebetleri konusunu ele alırken şöyle diyor. Avrupa kelimesi bile ispat etmiş, işte onu uzun uzun anlatmayayım. Bir coğrafyadan çok Müslümanlara ve Türklere karşı icat edilmiş bir tabir. Avrupa kelimesinin ilk çıkışı bu. Dolayısıyla biz asla Batı'ya, Avrupa'sıyla, Amerika'sıyla kötü bakmıyoruz. Hristiyan dünyasına kötü bakmıyoruz ama aslı inkar eden haramzadedir. Batı'nın bize asırlardır bakış tarzı, ta orta çağdan beri, ta Haçlı seferlerinden beri bunlar Müslümandırlar ve Müslümanların ileri gelen liderleridirler, hamisidirler, banisidirler. Onun için biz bunlara sempatik bakmayız diye. Adeta bir kompleks var. Bu kompleks, bir bakıyorsunuz vakit geliyor Avrupa Birliği'nin genel sekreterinde veya Avrupa toplumun genel sekreterinde siz Müslüman olduğunuz için Avrupa toplumuna alınmazsınız şeklinde tezahür ediyor. Bir sırası geliyor en son iki ay önce NATO genel sekreterinin bu İslam şu anda demokrasinin tek büyük düşmanı olarak kaldı şeklinde tezahür ediyor ve bunların altında da Fehmi Bey'in, Mahir Bey'in söylediği gibi bazı komplo teorileri aramanın aslında büyük bir mahsur yok bence. Bakmak lazım. Fakat bizim perspektifimiz Batı'yı kendim yekün hukuk tabiriyle yok sayarmışçasına kötü kabul etmek yahut da Batı'yı maalesef Cumhuriyet haricisinin yaptığı gibi, haricisinin yaptığı gibi bir ideolojik şekilde dost ve müttefik kabul etmek gibi hatalar içindeyiz. Bizim baştan beri problemimiz budur. Yoksa bir başbakan çıkar da hiç gümrük birliğine girerken ya gireriz ya gireriz diye çok veciz sloganını sarf eder mi efendim? Yani bu ne demektir? Siz ne şart ileri sürseniz de biz gümrük birliğine gireceğiz. Niye gireceksiniz? Ekonomik bakımdan mı? Siyasi bakımdan mı? Bunların gerekçeleri sayılabilir ve karşı gerekçeleri de sayılabilir. O tartışmaya gerek değil. Ama benim söylemek istediğim şu. Burada bir ideoloji var. İdeoloji sadece faşizm, sadece komünizm, sadece İslamcılık, sadece milliyetçilik filan değil ki. Esasında Türkiye'de hakim ideoloji yıllardır. En az 100-120 yıldır batıcılık şeklinde izah edilmiştir. Ve bu da dış politikaya mı yansıyor efendim? Ve çok dış politikaya yansımıştır. Ben bu konuda birkaç şey söyleyeyim, bitireceğim. Mesela Misak-ı Milli meselesini alalım. Misak-ı Milli son Osmanlı Meclisi'nin mebusu anında milletvekillerinin, mebuslarının ettiği bir yemin, milli ant, milli yemin demek. Nedir o yeminin mahiyeti? Biz kendi sınırlarımızdan, hiç değilse Anadolu toprağından hiç taviz vermeyeceğiz demek. Sonra bunu Ankara hükümeti, Mustafa Kemal'in başkanındaki hükümet de benimser ve bu Lozan Anlaşması'nın müzakerelerinde de gerçekten temel bir hedef olur. Misak-ı Milli sınırlar içinde Hatay, Musul, Kerkük kabul edilir. Bu aslında asgari sınırlardan taviz vermemek şeklinde bir politikayken sonradan bizim dış politikamızı yönetenler, devletimizi idare edenler bizim bu sınırlar dışında talebimiz yok, nüfuzumuz yok, dünya politikasında iddiamız yok manasında bunu yorumlamışlardır. Gene yurtta sulh, cihanda sulh. Atatürk'ün benim de çok sevdiğim, çok veciz, çok güzel bir vecizesi, çok güzel bir sözü bu. Keşke bu olsa. Hepimiz bunun için çalışmalıyız. Bütün dünya çalışmalı ve Türkiye çalışmaya da talip. Ama bu slogan sonradan bizim politikamızın pasifizminin gerekçesi haline getirilmiştir. Sloganı söyleyende suç yok. Ama sonradan sloganı alıp yorumlayanlar Türkiye'nin
hiçbir dış politika iddiası yoktu şeklinde bunu anlamışlardır. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle komünizmin belli bir seviyeye gelmesiyle Stalin'in Kars ve Ardahan'ı talep etmesi, işte Cemiyet-i Akvam'ın kurulması, Birleşmiş Milletler'in kurulması, bizim yer almamız, NATO'nun kurulması, Amerikan yardımı derken biz 1950'li yıllardan itibaren kesinlikle hiçbir zaman tedavisi mümkün olmayan bir batıcı olmuş çıkmışızdır. Biz aynı şekilde bir batı düşmanı falan değiliz. Ben değilim. Bir fanatik batı aleyhtarı, Amerikan düşmanı, Avrupa düşmanı falan değilim. Hiçbir zaman olmadım. İyi tarafları varsa da almaya, onlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Ama maalesef Türkiye'de, Türkiye'yi yönetenler, insanlar adeta bunu kendi halklarının, kendi milletinin inancına karşı, özelliklerine karşı, harsına, medeniyetine, kültürüne, geçmişine ve en önemlisi de gelecekteki iddiasına karşı bir engel olarak tutarmıştır. Ben bunu iddia ediyorum, bu çok önemlidir. Kuzey Irak meselesinde de bu vardır, bütün ittifaklarda da bu vardır. Bu genel perspektifi iyi görmemiz lazımdır. Artık Türkiye eskisi gibi soğuk savaş döneminde, iki blokun olduğu dönemde Rus hududunu koruyan bir jandarma falan değil. Bizim haricicilerimiz bir ara büyük paniğe kapıldılar 1989 yılı sonunda Sovyet İmparatorluğu çökünce. Acaba biz ne yapacağız? Bizim fonksiyonumuz buydu dediler. Ben rahmetli Özal'la, ben de hızlı konuşuyorum. Laf elimden ne zaman gider belli olmadığı için. Ya, rahmetli Özal'la bir ara Reagan'la görüşmeye gitmiştik. Beyaz Saray'da konuşmalar yapıyoruz. İşte onlar uzmanlarla geldiler. Rahmetli Özal, ben, Vahit Talepoğlu var. Bizden de 3 kişiyiz. Oturduk konuşuyoruz. Birçok şeyler ileri sürüyoruz. Adamlar böyle kulakları sağır dinliyorlar. Sonunda Özal dayanamayınca rahmetli, siz dedi bizim komünist Ruslarla ne kadar 1000 kilometre sınırımız olduğunu biliyor musunuz dedi. O zaman hemen canlandılar, toparlandılar. Doğru ya falan dediler. Gülücükler dağıttılar. Oturduk yemekte, gayet güzel neticede vardık. Ayrıldık. Çünkü bizi jandarma olarak görüyorlardı. Şimdi Kürt kardeşlerimizi de jandarma olarak görmek istedikleri gibi petrol kuyularının başında hesaplarını ona göre yapıyorlar. Evet, şimdi o dağıldı. Yere geldik. O dağıldı ve evet. Biliyorsunuz soğuk savaş bitti. Türkler acaba biz önemimizi kaybettik mi demeye başladılar. Çünkü hep çevre ülke olmaya alışıklardı. Biz Türkiye Cumhuriyeti merkez ülke olarak görmek zorundayız. Biz kendi manevra sahamıza sahibiz. Biz kendi manevra yapacak gücümüze de sahibiz. Sayın Çiller'in yanlış ekonomik tedbirlerine ve kötü idaresine rağmen, Türkiye'nin içinde bulunduğu zaaflara rağmen biz şu anda Kuzey Irak'la dahil dünyanın bu bölgesinde ve birçok bölgelerinde, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu'ya kadar uzanan bölgede çok manevrası geniş, bol ve inisiyatif sahibi bir politika izlemeye imkan sahibiyiz. Ben bunun altını çizmek istiyorum ama bunu kullanmıyoruz. Evet, evet, öyle değil. Çok teşekkür ederiz Sancılar Bey.